ya da Cumhuriyet Halk Partisi destekleyen bir seçmen var. Biraz önce de söylediğim gibi o seçmen de nihayetinde milliyetçi bir seçmen, vatanı milletini seven bir seçmen. Şimdi 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı çok iyi biliyoruz. Ben de oradaydım 2,5 ay boyunca. Tepemize bombalar yağıyordu. O sınır ötesi tezkeresiyle beraber oradaki yapılan operasyonlarla oradaki halk kurtuldu. Yani camiye bombalar atıldı, yerleşim hatırlarsınız, havan topları atılıyordu, PKK, YPG teröristler tarafından atılıyordu. Yani o tezkereye o zaman da hayır denseydi hala oradan bombalar atılıyordu. Biz orada yayın yaparken, ben orada canlı yayın yaparken hemen yanı başıma bir havan düştü mesela. Yani bu benim için mesele değil. Mesele oradaki bütün yaşayan insanların, halkların canı tehlikedeyken böyle bir konuda hayır denme meselesi, yarın öbür gün hayır dense, Irak, Suriye sınırına Mehmetçik gerçekten gidemese, tekrar oradan bombalar atılsa kime hesap vereceğiz? Yani kime hesap bunun hesabını verecek? Zaten... Yine Erdoğan'a ya da AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakına bu fatura kesilmeyecek Hikmet mi o zaman? Bey, burada hiç seçmen iradesi üzerinde çok konuşmama noktasında tercih geliştirmiş bir hatibim. Fakat bizlerin anlatması lazım. Bakın en kötü propagandanın dahi her zaman bir alıcısı olur. Seçmen inanılmaz bir propaganda altında. Gerek bu bizim fondaş dediğimiz bir medya var ki artık fondaşlıkları iyice ayyuka çıktı. Gerekse bir proje halinde sinsi sinsi Sayın Erdoğan'dan nefret ettirmek için çok güzel algı operasyonu yapan kesimler var. Sayın seçmenimiz bunun etkisi altında kalabilir. Bize burada görev düşüyor. Bizlerin bunları işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy istemek için bunları konuşmuyoruz. Veyahut da Adalet Kalkınma Partisi'ne oy istemek için de bunları konuşmuyoruz. Biz isteriz ki bu seçimler bir demokrasi işlevini şeklinde geçsin. Orada milli meselelerde aynı duran, aynı hassasiyeti olan iki ittifak ama stratejileri noktasında farklılık gösteren, fikirleri noktasında farklılık gösteren iki ittifak olsaydı biz bugün bunları konuşuyor muyduk? Yani Millet İttifakı geldiğinde de bu tezkere geçeceğinden emin isek, Mavi Vatan'da bu mücadele devam edeceğinden emin olsaydık, terörle mücadele kararlılığının bu şekilde devam edeceğinden emin olsaydık, bugün bunları mı konuşuyorduk biz? Derdik bu bir demokrasi şöleni. Milletin takdir teveccühü, kimi ekonomiyi daha iyi düzeltir, kimin dış politikadaki stratejisi daha doğrudur noktasında gelip burada parti atikleri fikir beyan ederdi. Ben de belki dilim döndüğünce değil mi Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlatmaya çalışırdım. Ama mesele bu değil. Bunu anlatmak lazım. Değerli seçmene biz yorulmadan, daha çok belki TV'lere çıkarak buradaki meselenin eğer Sayın Erdoğan'a karşı öfkelerini, sorgulamalarını istememiz lazım. Devlet ve millet yönetimi öfkeyle, duyguyla olur mu? Bu soruyu sormak lazım. Sizlere kimse Sayın Erdoğan'a inanılmaz sempati ve sevgi besleyin demiyor. Yahut da Sayın Erdoğan'ın partisine gidin, oy verin diyen de yok. Ama lütfen terörle iç içe girmiş, Türkiye'nin bütün milli meselelerine muhalefet edebilecek noktaya gelmiş, ben buna gaflet diyorum. Çünkü gaflet halinde belki bir gün uyanabilirler. Uyanmaları da bu milletin hayrına olur diye. Evet. Lütfen bunu görmeleri lazım. 2023 seçimleri kimin iktidar olacağından ziyade tam bağımsız Türkiye idealini ortaya koyabilecek miyiz? Kendisine biçilen rolleri oynayan bir Türkiye mi olacak? Önce bölgesinde sonra küresel bazda oyun kurabilen Türkiye olacak mı olmayacak mı meselesidir bu. Ve tekrar altını çizeyim ki Mustafa Kemal Atatürk'ü içselleştirmiş hiçbir seçmen bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavrını affetmeyecektir, affetmemelidir. Konulara da bir sonraki seçimden bağımsız bu ülkenin, bu devletin geleceği noktasında yorum ve değerlendirme getirmek zorunda herkes. Evet. Net. Bir projeksiyon yapalım. Buyurun. Yani açık konuşmak lazım. Şimdi şu anki ittifakın durumuna baktığımızda Allah muhafaza iktidara geldiklerinde TSK'nın şu anda Suriye'de, Irak'ta yürütmüş olduğu başarılı operasyonların devam edeceğini mi düşünüyoruz? Hayır, bilakis durduğu gibi geri de çekilecek. Yine bombalar gelmeye başlayacak. Geri de çekecekler. Çünkü YPG ile bir anlaşma söz konusu. HDP ile anlaşma ne demek? Yani YPG'ye sırtımızı dayadık diyen HDP ile anlaşma ne demek? Suriye'de YPG devleti. Zaten Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartındaki çekincelerimizi kaldıracağız diyor CHP. Bu Türkiye içinde de bir tırnak içinde demokratik öz yönetim biçimi. Yani yerel yönetimlere daha fazla güç verip merkezi otoriteyi oralarda zayıflatmak. Bu Türkiye içerisinde de işte YPG devletiyle bir işbirliği. Evet. Bunun sonuçlarının ne olabileceğini de tahayyül edelim. Zaten... CHP'li vekil HDP'ye bakanlık verileceğini,
Evet. Hatta Cumhurbaşkanı yardımcılığı verileceğini söyledi. Buna herhangi bir yalanlama, değil mi, bir itiraz Kılıçdaroğlu'ndan ya da herhangi bir CHP yöneticisinden gelmedi. Bunlar olacak yani, bunları göreceğiz. Çünkü akıllarındaki şey bu. Eğer iktidarı ele geçirirlerse tamamen HDP'nin yedeğinde, rehininde bir dış politika ve iç politika göreceğiz. 30 saniye sonra bir ara vereceğim. Tamam. 30 saniye. Bir de dış politika açısından bakın. S-400'leri unutun. Hava savunma sistemini unutun. İHA'ların, SİHA'ların, Bayraktarların, Akıncıların, o övündüğümüz projelerin devlet tarafından desteklendiğini unutun. %70'i milli hale getirilmiş savunma sanayini unutun. Yurt dışında kapatılan FETÖ okullarını, devlete devredilen FETÖ okullarını unutun. Tekrar FETÖ'ye verilecek muhtemelen hepsi. Evet. Çünkü TİKA'yı kapatacağını söyleyen bir Meral Akşener var. Yunus Emre Enstitüsü'nü yaşatmayacakları açık, TİKA yaşamayacaksa. Yani nereden bakarsanız bakın, bu projeksiyon dahilinden bakın. Yani beyefendi Serkan Bey'in dediği gibi o parti bu parti meselesi değil. Bu projeksiyon dahilinde bakıp karar vermek gerektiği inancındayım. Evet, peki. Teşekkür ederim. Bir ara verelim. Daha sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle 10 Büyükelçi meselesi, geri adım atmaları. Üzülenler de var. Türkiye misak milli sınırları içerisinde yaşayıp da bu meseleye üzülenler de var. Geri adım atmalarına konuşacağız.